أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Ederzu Samini vel Erba'une Mera Hul Erwahen 48. dersini okuyoruz. Ve hazla, hani iki hemze cem olsaydı, makablı böyle şöyle olsaydı, böyle şöyle olurdu dedik. Dünden beri bir takım şeyler anlattık, söyledik. Ve olsa şöyle olur, elif olsa böyle olur, ya olsa şöyle olur. Ve hazla bu söylediğimiz, yani elifin, ikinci elifin takfifin edilmesi izâ kâneta fi kelimetin vâhidetin. İki hemze bir kelimede vâka olsalar, bu söylediğimiz ikinci hemzenin takfifi bu şekil gerçekleşiyor. Ve izâ kâneta fi kelimeteynin. İki hemze iki kelimede oldukları vakit. Artık söylediğimiz ikinci hemzenin takfifi bu şekil gerçekleşmiyor. Ya tuhaffufus saniyetu. Sani ne yapılır? Takfif edilir indel halil. Halilin yanında ikinci hemze ne yapılır? Takfif edilir. Birinci takfif edilmez. Niye? Çünkü sıklet ikincinin yanında gerçekleşiyor. İnsan birinci hemzeyi tekellüm ederken, telaffuz ederken sıkıntı yok. Tekrar edilince, ikinci hemzeye gelince orada sıklet oluşur. Madem sıklet ikinci hemzenin ile gerçekleşiyor, takfif de ikinci hemzede ne ederiz? İkinci hemzede yaparız. Nahu örnek. Fakat ca'e eşratuha. Fakat ca'e, buradaki ca'e hasele manasındadır. Eşratuha'daki ha neye gidiyor? Kıyamete gider. Kıyametin eşratları, şartları, alametleri hasıl olmuş. Şimdi normal fakat ca'e eşratuha. İki hemze yan yana geldi. Biri ca'enin sonundaki hemzedir. Ca'enin lamul fiili olan hemzedir. Biri de şartun cem'i olan eşratın neydir? Hemzesidir. İki kelimenin iki hemzeleri ne oldu? Bir yerde cem'i oldular. İkinciyi tahfif ederiz. Hazf ederiz. Ne olur? Ca'eşratuha okuruz. Ne okuruz? Ca'eşratuha. Artık ikinci hemzeyi okumuyoruz. Ahmet anladın mı? Mersen anladın mı? Bu kimin görüşü? Bu Halil'in görüşü. Ve inde ehlil Hicazi, ehli Hicaz'ın yanında tuhaffefu kilahuma. İki hemze ne yapılır? Her iki hemze takfif edilir. Birkaç şekilleri var. Biri budur. İkinci hemzeyi hazf ediyoruz. İkinci hemzeyi ne diyoruz? Hazf ediyoruz. Birinci hemzeyi hemze ile harekesinin cinsinden olan harf arasında okuruz. Bu şekil ne ederiz? Takfif ederiz. Abdülkadir anlıyorsun. Ehl-i Hicaz'ın yanında iki hemze takfif edilir. İkinciyi hazf ederiz. Bu takfifin şekillerinden birini söylüyorum. İkinciyi hazf ederiz. Birinci hemze ile harekesinin cinsinde olan harf vav ya ne ise ne yapılır? Hemze ile o harf arasında okunur. Ne o harfin mahrecidir ne hemzenin. İkisinin arasında okunur. وَعِنْدَ بَعْدِ الْعَرَبِ Bazı Arapların yanında ne birincinin takfifi yapılır, ne ikincinin
tahfifi yapılır. Ya tukhamu beynehuma elifun. O iki kelimenin iki hemzesi arasında tukhamu mana tuzadu. Ziyade edilir. İki hemze arasında elifun. Bir elif ziyade edilir. Lil fasli iki hemze arasında ne olsun? Fasıl olsun diye. Bildiniz değil mi? Tahfif burada bir hemzenin hasfiyle yapılmamış. Sade tahfif iki hemze arasına bir elif fasıl edilmek suretiyle iki hemzeyi birbirinden ayırmak suretiyle tahfif bu şekil gerçekleşmiş oluyor. Nahu kavli şairi şarın kavlu gibi A ente zabiyetun em ummu salimin. Bak A aslında e ente. Birinci hemze nedir? İstifamdır. İkinci hemze nedir? Entenin hemzesidir. Araya bir elif getirdik. Ne oldu? A ente oldu. Ne oldu? A ente oldu. Bildiniz mi? Bu şiirin nedir? Bu şiirin bir parçasıdır. Şiirin devamı bak burada var. Feyaza biyetel va'sa'i beyne celahili ve beynen neka'a ente em ummu salimin. Gördünüz mü? Feyaza biyetel va'sa'i. Ey va'sa yumuşak arda, yumuşak yerlere denilir. Ey yumuşak yerin geyiği. Zabiyet ne demek? Geyik demek. Ey yumuşak yerin neyi? Geyiği. O zabiyetul va'sa ki yani o va'sa ki beyne celahili ve beyne naka. O va'sa da celahil. Celahil demişti. Burada celahildir. Hatta diyor bil cimil meftuati vel hal muhmeletil medmummeti demiş. Bunun dediğine göre celahulidir. O vasa da celahil veya celahul veya celacil neyse o celacil celahil ile naka denilen yer arasında. Diyelim hani Çumra, Konya ile Karaman arasındadır. Ey vasanın geyiği, o vasa ki celahil ile naka arasındadır. Ey bu yerin geyiği, e enti sen misin? Ey geyik sen misin? Sen geyik misin? Em ummu salimin yahut da sen ummu salimsin. Yani gayesi sen ummu salimsin. Ama neye benziyorsun? Geyiğe benziyorsun. O kadar yakışlısın, güzelsin. Sanki geyikle farkın yok. Bakan kişi sen misin? Ummu Salim olarak sen misin? Veya geyik midir? Bilemez. Şimdi burada istişare nedir? A ente, e enteydi. İki hemze arasında bir elif ne oldu? Fasıl oldu. A ente oldu. Anlaşıldı? Ha şimdi bitti bu konu kapandı. Ne demek? İki hemze iki kelimeden yan yana gelirse. Tabii iki hemze yan yana gelince ağır olur. Hayle göre ikinci hemze tahfif edilir. Ehl-i Hicaz'a göre ikisi tahfif edilir. Ba'dul Arab'a göre ne o ne o. Araya bir ne gelir? Bir elife fasile gelir. Tabii onunla da bir tahfif gerçekleşmiş oluyor. Sen burada cim diyor, cim olur diyor ne? Celacil mi? Celacil bir fetil cimil ule ve kesiten ismi. Güzel. Celacil bir yerin ismidir. Burada da Celahül diyor. Bizde de Cülacil. Cülacil olabilir. Yerin ismidir. Farklı yorumlanmışlar, farklı dert etmişler. İster Cülacil deyin, ister Celahil deyin, ister Celacil deyin. Neticede bir yerin ismidir. Ümmü Salim ne demek? Bir kadının mahbubetinin künyesidir.
Oldun. Bitti. وَهَذَا اِذَا كَانَتَا فِي كَلِمَةِ وَحِدَةٍ وَاِذَا كَانَتَا فِي كَلِمَتَيْنِ تُخَفَّفُ السَّانِيَةُ عِنْدَ الْخَلِيلِ نَحُ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا وَعِنْدَ اَهْلِ الْحِجَازِ تُخَفَّفُ كِلَهُمَا وَعِنْدَ بَعْدِ الْعَرَبِ تُخَمُّ بَيْنَهُمَا اَلِفٌ لِلْفَصْلِ نَحُ قَوْلِ الشَّاعِرِ اَا اَنْتَ زَبْيَةٌ اَمْ اُمُّ سَالِمِ Bitti. Kelimenin evvelinde hemze gelirse takfifi caiz mi, değil mi? Hani evet hemze ağır. Yalnız kelimenin evvelinde de mütekellim daha yeni başlıyor. Mütekellim yorulmamış. Mütekellim güçlüdür. Takfife gerek var mı? Yok mu? Diyor ve la tuhaffeful hemzetu fi evvelil kelimeti. Kelimenin evvelinde hemze tahfif edilmez. Ne hazıfla, ne kalbla, ne beyne beyneyle tahfif edilmez. Sebep, li kuvvetil mutekellimi fil ibtidai. İbtidada, kelimenin ibtidasında mutekellim güçlü olduğu için hemzeyi tekellüm telaffuz etmekte bir sıkıntısı yoktur. Onun için takfife gerek yok. Peki sana getireyim cevabı sualım mı kadar? Sen kelimenin evvelinde takfif caiz değil dedin. Sana getireyim kelimenin evvelinde ne var? Kelimenin evvelinde hemze takfif olmuş. Ha ona cevap veriyor. Diyor ve takfifuha hemzenin takfifi. Tahfif neyle? İbdalla, beyne beyneyle, hazıfla, bil hazıfli. Hemzenin hazıfla tahfifi. Nerede? Finnasi. Nas lefzinde. Niye burada kelimenin evvelinde hemzenin hazıfla tahfif var mı? Evet, esluhu unasun. Benimki esluhu unasin. Sinki nedir? Hareke var mı? Unasun. Demem var sizin üstünde. Tamam. Benimki unasindir, yanlıştır. O asli unasun. Hemze hasbetik ne kaldı? Nasun kaldı. Ha ve tahfifuha bil hasfi fi nasin asluhu unasun. Bu tahfif nedir? Bu tahfif şazun şazdır. Bu tahfif nedir? Şazdır. Oldu mu olmadı? Ve kezalike ilahun. İlahunda da tahfif olmuş. O da şazdır. Niye ilahunun başında bir hemze hazf olmuş mu? Evet. Fe hazzeful hemzete. Bak ilahunun başında hangi harf var? Hemze. Onu hazf ettiler. İlahun fesare lahun oldu. Süme udhilen elifu vel lamun. Sonra elif lam idhal edildi. Fesare Allah'u ne oldu? Allah oldu. Demek Allah'unun asli ilahı. Hemze hasbettik. Sonra el yedi el lahun devam ettik. Allah'u tefhim ettik. Kalınlaştırdık. Allah'u oldu. Ve kile esluhu ilahunun asli el ilahun değil ya. Esluhu el ilahu. Bak biz diyoruz ilahun hemze git ne olmuş gitmiş sonra el gelmiş. Öyle demiyoruz. Bir kine diyor esluhu el ilahu. Asli nedir? Asli el ilahudur. Asli el ilahudur. Fe huzifetil hemzetu saniyetu. Hemze sani ne oldu? Hemze sani hasfe gitti. Ne oldu? El lahu oldu. Fennukle hareketul hemzeti ile lami. Bakın el lahu. Yok. El ilahu. El ilahu. Hemze hasfettik harekesi duruyor. O harekesin lama verdik ne oldu? El ilahu. Hemze atın, kesesin namı verin,
Fesare elilahu. Fesare ne oldu? Elilahu oldu. Fesare elilahu oldu. Sümme udgime. Sonra ne yapıldı? Devam edildi. Yani nasıl devam edildi? Birinci lamın harekesini attık. İkinci lama devam ettik. Allahu oldu. Oldu. Peki böyle bir Kur'an var mı? Hemzenin harekesi nakal edilsin makamda, hemze ne yapırsın? Hazmedilsin. Evet. Kema fi yara. Bak yarada aynı durum yaşıyor. Niye? Asluhu yer eyyu. Bak aslında yara. Yere yu. Yere yu. Yer eyyu. Hangi babdandır? Yeftahu babdandır. Ra'a yara. Fetahan yeftahu babdandır. Yer eyyu. Peki bakın ne diyoruz? El ilahun gibi. Fekulibetil ya'u elifen. Hemze gelmeden önce. Yer eyyu. Ya mutaharrik. Makabli meftu. İlfe kalb oldu. Ne oldu? Yer a oldu. Niye? Li fethati makabli hayanın makabli hemzedir, meftuhtur. Yer a oldu. Sümme luyinel hemzetu. Sonra hemze ne oldu? Telyin edildi, yumuşak kılındı. Nasıl yumuşak kılındı? Harekesi hazif edildi. Harekesi ne oldu? Hazif edildi. İpek yer a. Hemzen harekesi gidince elif zaten sakindi. Hemzenden ne oldu? Sakin oldu. Ra önce sakin. Yer a. Ra sakin. Sonundaki elif sakin. Arada bir ne vardı? Harekeli hemze vardı. Öyle değil mi? Hemze telyin edilince, teskin edilince, sakin yapılınca feştema'a selasu sevakine. Üç sakin cem oldu. Feştema'a selasu sevakine. Üç sakin ne oldu? Cem oldu. Biri ra, biri hemze, biri elif. Fehuzifetil hemzetu. Hemzen ne oldu? Hazif oldu. Yer a'daki hemze hazif oldu. Hani harf harekesiyle beraber gitmiyor. Harf gidiyor, hareket duruyor. Ve u'tiye hareketuha lirra'i. Harekesi makabildeki ra'ya verildi. Yara oldu. Bak yer a. Hemzenin hemze hazif ettik. Harekesini ra'ya verdik. Yara oldu. Fesare yara. Biz yumuşatırken herkesini atmıştık. Şimdi bu biraz kararlı. Sümme lüyyilen hemzetu. Hemze telin edildi. Harekesi atılıyor. Hemze gidince o harekesi makabile veriliyor. Yani bu biraz iyi söylemiyor. Aslında yer eyyu. Ya mutharik makam nasıl elfe kalb oldu? Yara oldu. Yer a. Hemzenin harekesini ray verdi. Hemze de hasbettik yara oldu. Yahut da bu şekil daha iyi. Yer eyyu. Hemzenin harekesine ray verdik yere eyyu. Hemze hasbettik yere eyyu. Ya ilfe kalb ettik yara. Önce hasb sonra kalb. Yani güzeli budur. Ama o ne diyorsa siz ibare bilin. Ama bu şekil kendinize göre bunu yapabilirsin. Anlaşıldı. Kema fi yara esluhu yer eyyu fe kulibetil yahu elife li fetheti makablaha sümme lüginel hemzetu. Hemze sakin kılındı. Feşleme selasu sevakine fe hüzvetil hemzetu ve otya hareketu li ra'i fe sare ne yara. Oldu. Yani hemze sakin kılınmış. Hemze hasbe gitmiş. Sonra harekesi orada sahli duruyor. Makabla veriyoruz. O şekil yapıyor. Oldu mu olmadı? Peki bu getirdi neyi neye benzetti? El ilahuyu yer eyyu yaraya benzetti.
Nesne benzeti her ikisinde hemzenin harekesi makamda veriliyor. Hemzen ediliyor, hazır ediliyor. Ha şimdi diyecek ki bu yaradaki bu takfif yaradaki hemzenin hasfi vacibdir. Ama diğer yerlerde nedir? Caiz. Niye? Yara hem ağır harfler itibariyle hem kesirul istemal. Ve haza takfifu bu takfif vacibun fi yara. Yarada nedir? Vacibdir. Ve haza takfifu vacibun fi yara. Yarada vacib. Anlıyorsun değil mi? Dune ahavatiha ama yaranın ahavatları ko yaraya benzer kelimeler ki hemze harekeli vardır. Onlardan bu takfif vacib değil. Sebep ne? Demin dedim ya hem yaranın harfleri ağır hem istimali çok. O da diyor li kesretil istimali. Yaranın istimali bak yaranın istimali çok. Bir de maştima'i harfil illeti bil hemzeti. Yer a hem hemze var ağır hem harfi ille var ağır. Bir de fil fiili sakili isimler derler. Sakil fiildedirler. Nerede içtima'u harfil illeti bil hemzeti fil fiili sakili gerçekleşiyor? Yara. Yaranın istimali çok. Bu tahfifi istiyor. Yarada hemze var. Harfi ille var. İkisi ağır harfler ve sakil olan fiildedirler. Dolayısıyla yaranın bu tahfifi yaradaki hemzenin hasfi vacip oldu. Ve hazı takfifu vacibun fi yara duna ahavatiha li kesretil istemali ma'ajtima'i harfil illeti bil hemzeti fil fiili sakili fi yara. Ve min semme yani yaradaki hemzenin hasfinin vacip olmasının sebebi bu olduğu için İçtima'ul hemze ma harfil ile fil fiili sakil bu olduğu için la yecibu yena fi yen'a. Bakın yen'a yer'a aynı değil mi? Evet. Aynıdır. Öyle değil mi? Aynıdır. O da hemze ya o ya elif olmuş o da hemze ya. Ama yen'a'da hasfül hemze vacip değil. Yena vacip değil. Yena da okunabilir hazf ile. Yen'a da okunabilir hemzenin isbatı ile. Niye burada ne eksik? Kesretül istimal yok. Ne yoktur? İçtima'ul hemze ma harfi ile fil fiili sakil var. Ama ne yok? Kesretül istimal yok. Ve yeselu fi yeselu. Bakın yeselu de yeselu vacip değil. Yeselu da caiz. Hemzenin harekesini sine verdik, hemze hasfedersek yeselu da caiz. Ve yeselu fi yeselu. Oldu mu olmadı? Burada niye yeselu vacip değil? Hemzenin hasfi niye vacip değil? Kesretül istimal yok. Ve meriyyun fi meriyyin. Bu da vacip değil. Halbuki hemzenin içtimai maliye var. Hatta bunun yazısı kaç tanedir? İkidir. İçtima'ul harfe ile mal hemze var. Kesretül istimal de var. Çünkü bu ra'anın ismul mef'ulu. Ama fil fiili sakilde değil. Bu isimdir. İsmul mef'uldür. Fiili sakil değil. İçtima'ul hemze kesretül istimal var. İçtima harfi ile bil hemze var ama isimdedir. Fiili sakilde değil. Onun için meriyyun da caiz, meriyyun da caiz. Oldu. Şimdi ra'ayı çekimine geçiyor. Hani ra'aya demir tesni, cemir cemme, müzeker, müennes tesni gelince ne gibi durumlar oluşuyor? Ondan şimdi bahsedecek. Biz burada duralım. Yarın buradan ne ederiz? Devam ederiz. İbare okuyayım size. Ve haza izâ kânete fi kelimetin vâhidetin. Ve izâ kânete fi kelimeteyni tuhaffefu sâniyetu indel halili
نحو فقط جاء جاء إشراتها وعند أهل الحجاز تخفف كلاهما وعند بعض العرب تقحم بينهما ألف للفصل نحو قول الشاعر أنت زبية أم أم سالمي ولا تخفف الهمزة في أول الكلمة لقوة المتكلم في الابتداء وتخفيفها بالحذف في ناس أصله أناس شاذ وكذلك إله فحذف الهمزة فصار الله ثم أدخل الألف واللام فصار الله وقيل أصله الإله فحذفت الهمزة الثانية فنقل حركة الهمزة تي إلى اللام فصار الإله ثم أدغم كما في يرى أصله ير أيو فقلبت الياء ألفا لفتحة ما قبلها ثم لين الهمزة فاجتمع ثلاث سواكن فحذفت الهمزة وأعطي حركتها للراء فصار يرى وهذا التخفيف واجب في يرى دون أخواتها لكسة الاستعمال مع اجتماع حرف العلة بالهمزة في الفعل الثقيل في يرى ومن ثم لا يجيب ينا في ينا ويسأل في يسأل ومري في مرئي أوضو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب